önceki dersimizde de gördüğünüz gibi preposition dediğimiz edatlar fiillerden ve sıfatlardan sonra kullanılabilmektedirler. Devamında da fiili ing takısı eklemeyi unutmuyoruz. Örneklerimize bakıyoruz. I'm quite good at speaking English. Bakın burada good at kullandık. Devamında ise fiil ing takısını aldı. Quite oldukça anlamı katar. Good at kalıbı da emizerle kullanıldığı için böyle uzatabiliyoruz. Laura is keen on taking photos. Laura fotoğraf çekmeye karşı çok isteklidir. Veya Laura'nın fotoğraf çekme tutkusu vardır da diyebiliriz. Interested in ilgi duymak demektir. Genelde emizarla kullanılır. Was böyle de kullanıldığını bilmekteyiz. Are you interested in traveling? Seyahat etmeye karşı ilgi duyuyor musun? Veya seyahate ilgi duyuyor musun? Daha önce bir kısmını gördüğümüz fiil kullanımları var. Devamlarında ne görüyoruz? Edatları yani prepositionları. Succeed in başarmak, başarılı olmak. Insist on ısrar etmek. Think of düşünmek. Dream of hayal etmek. Approve of onaylamak. Decide against aleyhinde karar vermek. Feel like gibi hissetmek, canı istemek. Look forward to sabırsızlıkla, dört gözle beklemek. Örneklerimize bakıyoruz şimdi de. Örnek cümlelerimize bakalım. My wife doesn't feel like cooking tonight. Eşim bu gece yemek pişirecek gibi hissetmiyor veya bu gece eşimin canı yemek pişirmek istemiyor. İki cümle de doğrudur. Feel like dedikten sonra ne yaptık? Cook fiiline ing takısını ekledik. They insisted on paying for the meal. Yemeğin parasını ödemede ısrar ettiler. Insist on dedikten sonra ing'yi ekledik. We have decided against moving to Manchester. Manchester'a taşınmanın aleyhinde karar verdik. Demek ki oraya taşınmayı istememişler. Son örneğimiz I'm thinking of buying a new car. Yeni bir araba satın almayı düşünüyorum. Bunda da yine ing'imizi preposition'dan sonra kullandık. Şu anda ekranda gördüğümüz bu ifadelerin tamamından sonra biz bir nesne ve ing alan fiil kullanabilmekteyiz. Congratulate on bir şeyden dolayı tebrik etmek. Accuse of ile suçlamak, bir şeyle suçlamak. Suspect of bir şeyden şüphelenmek. Prevent from engellemek. Stop from yine aynı anlamdadır. Thank for için teşekkür etmek. Bir şeyden dolayı teşekkür etmek veya bir şey için teşekkür etmek. Excuse for bağışlamak, affetmek. Forgive for yine aynı anlamdadır. Punish for bir şey için cezalandırmak. Blame for bir şey için suçlamak. Discourage from vazgeçirmek veya then vazgeçirmek, bir şeyden vazgeçirmek. İlk cümlemize bakalım. Emma, Matthew adındaki kişi suçlamış. Neyle suçlamış? Kendisiyle ilgilenmemesinden dolayı suçlamış. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Accuse kalıbı neydi? Accuse of. Araya ne getirdik? Nesneyi getirdik. Bakın nesne burada. Demek ki fiille edatın arasına getiriyoruz. Nesne fiille edatın arasında. İkinci örneğimize bakıyoruz. Higher prices will discourage customers from buying. Customers bu cümlenin nesnesidir. Fiilden sonra geldi, edattan önce. Tabi from'dan sonra veya diğer edatlardan sonra ing takılarını görüyorsunuz. Bir önceki cümlemizde olumsuzluk olduğu için ikinci fiilin önünde not ekini kullanmıştık. Onu da hatırlatalım. Yüksek fiyatlar müşterileri alışveriş yapmaktan veya bir şeyler satın almaktan vazgeçiriyor. Diğer örneğimiz the club has punished its players. Kulüp oyuncularını cezalandırdı.
It's players bu cümlenin nesnesidir. Hemen arkasından for geldi. Niçin cezalandırmış görelim bakalım. Fighting during a match. Maç esnasında, bir maç esnasında kavga ettikleri için kulüp oyuncularını cezalandırdı. I congratulated my student on getting a new job. Öğrencimi yeni bir iş elde ettiği için veya yeni bir işe kavuştuğu için tebrik ettim. Bundan dolayı tebrik ettim. Burada da my student cümlenin nesnesidir. Hemen arkasından edat geldi, sonra da ayıncı alan fiilimiz. Gördüğümüz bu ifadelerden bir kısmı genellikle edilgen yapıda kullanılmaktadır. Bunlardan bir iki tanesini biz örneklerimizde inceliyoruz. Matthew was accused of not caring. Matthew ilgilenmemekten dolayı suçlandı. Geçmiş zaman olduğu için suçlandı diyoruz. İkinci örneğimiz the customers will be discouraged. Discouraged from neydi? Vazgeçmek, vazgeçirmek. From buying diye cümlemizi tamamlamış olalım. Müşteriler satın almaktan vazgeçirilecekler. Veya vazgeçirilmiş olacaklar. Son örneğimizde bir generalden bahsediyoruz. Was suspected of being a spy. Generalin bir casus olmasından şüphelenildi.